sen otur ya da ben mi otururum? Siz oturalım geçelim. Tamam. Fatih, ona göre şey bir, Fatih bir şey yapalım. Bir tamam. Bir şey alalım. Bütün milletimizin, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Çok güzel bir manevi iklimle birlikte yaşadığımız Ramazan ayından sonra hep beraber bayram namazı, Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Güzel bir bayram namazı kılındı. Türkiye'nin her yerinde camilerimiz doldu taştı. Şimdi bugün halkımız bayramlaşmalarını yapacak, büyüklerini ziyaret edecek ve sevgi dolu, esenlik içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bir bayramı İnşallah idrak edeceğiz. Ama aynı zamanda bu bayram herhalde hayatımız boyunca yaşadığımız en acı, en buruk bayramların başında geliyor. Maalesef her sene Ramazan ayında İsrail özellikle işgal ettiği topraklarda Filistin'de Müslümanlara karşı her türlü zulmü yapıyor ve artık bu bir alışkanlık haline gelmişti. Fakat bu sene insanlık tarihinin tarih boyunca belki gördüğü en büyük katliamlardan birisi. Dünyanın gözü önünde, bütün dünyanın seyrettiği bir şekilde duraksama bilmeden aşağı yukarı 35 bin insanın katledildiği, şehit edildiği, binlerce insan hala yıkıntıların altında olduğu tahmin edilen ve 70 bine yakın da yaralının olduğu çok büyük bir katliam, hatta katliam sınırlarını çoktan aşmış bir soykırımı hep beraber yaşadık ve bugün de yaşıyoruz. Yine bugün aynı şekilde Gazze'de saldırılar devam edecek ve öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde İsrail özellikle Refah sınır kapısına dönük operasyonlarını daha da yoğunlaştıracak. Öncelikle bütün camilerimize, dünyanın her yerinde 2 milyar Müslüman bugün İsrail'e lanet okudu. İsrail hükümetinin Netanyahu ve çetesinin yapmış olduğu bu zulümlerden dolayı bayramı buruk bir şekilde geçirdi. Ama işin bir de bize dönük, yani İslam dünyasına dönük tarafı var. Bu kadar zulümler olurken, bu kadar büyük katliamlar yapılırken, insanlık tarihinin modern zamanların en büyük soykırımına şahit olunurken, evet dünya buna sessiz kalmış olabilir ama 2 milyar nüfusa sahip olan yaklaşık İslam dünyası da ne yazık ki bu sınavda iyi bir sınav veremedi. Hep beraber böyle çaresizlik içerisinde, kararsızlık içerisinde, belki bölünmüşlük içerisinde bu katliamı seyretti. Bundan dolayı da ayrıca büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu bayram hem bütün bu sorunlarımızı yeniden hatırlamak ve yeryüzünde barışın, esenliğin yeniden nasıl tesis edilebileceğini düşünmek bakımından da bir imkan ve fırsat olmasını temenni ediyorum. Başta Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki zulüm altındaki, çaresizlik içerisindeki Müslümanlara Cenab-ı Allah'ın imdad etmesini, onlara her türlü yardımı yapmasını temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Ama sonunda yeryüzünde bütün bu zulümleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri bizatihi önleyecek olan da insanların kendisidir. İnsanlık aleminin de bu ve benzeri zulümleri ortadan kaldırmak için bundan sonra çok güçlü bir şekilde dayanışma içerisinde olması gerektiği de görülüyor. Ben bu vesileyle hem buradan Filistinli kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, asırlarca Filistin topraklarına manevi bir şekilde bağlılığı olan, asırlardır bağlılığı olan Türk milletinin sevgi ve saygılarını buradan ifade ediyorum. Allah şehitlere rahmet eylesin, Allah Gazze'li Müslümanlara imdad eylesin diyorum. Milletimizin de bu vesileyle yeniden bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın Türkiye'ye barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Başkanım.